Правительство Жигиринской станции Черкасской области. И Украина отказалась от ядерного оружия. Bugün için onu söyleyebilirim ki Çernobil tamamıyla kapatılmış. Aynı zamanda Ukrayna'da yapılması planlanan Çernigiv istasyonunun da yapılması durduruldu o zaman. Ve Ukrayna atom silahından atom silahını reddetti. Могу сказать одно, что атомная станция – это мина замедленного действия, и она все равно когда-то взорвется. Атом станционера, как и она деятельным, что это эрия или геч патриджак олан би бомбадыр. Яни, о юзден, онын геч вея эрия или геч бу казарла хар заман каршылышырмыйсыз. И принимать решение быть на вашей земле этой мини или не быть. Это ваша воля, воля народа. Ve bu bombanın sizin ülkenizde, sizin topraklarınızda olup olmamasını artık siz karar vereceksiniz. Yani bu sizin milletin kendi kararı oldu. Hocam istersen şöyle yapalım. Sabahtan da belki sadece bu tartışmalar. Ondan sonra evet, soru soracağım. Tamam. Ondan sonra sizlere söz vereceğiz. Soracaksınız. Konumuz da onu şey yapacağım. Bırak onu göreyim. Her zaman konuklarımızla birlikteyim. Konuşma hakkımı konuğumuza devrediyorum. Daha sonra birkaç şey söylemek isterim ama kapanışta. Tamam canım, teşekkür ederiz. Şimdi bu bölümde konuklara söz verelim. Soracağınız sorular varsa buyurun Ali Hocam. Ben Giresun öğretmen okulunda uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Çernobil olayından sonra o çevrede kanser olaylarında gözle görülür bir artış oldu. Bu çoğalış hala şu anda da sürmektedir. Bu olay Çernobil'le bir ilgisi var mı? Varsa aradaki bu kadar uzaklığa rağmen bu nasıl olmaz? Şu anda devam etmektedir kanser olarak. Могу сказать с полной уверенностью, что здоровых людей, здоровых детей в Украине сейчас не рожают. Там именно я уверен, что Украина да там саулом и чёрт не умер. А с чем это связано? Вы же учитель, сопоставьте. Вы, сис, уверенность, знаете, полно не ли алякало умру, да и Ben konuyla ilgili isterseniz bir açıklama yapabilirim. Değerli konuklar, Çernobil Santara kazasından sonra yayılan radyasyon bulutları Avrupa'nın güneyine, kuzeyine yayıldı. Ülkemizde en çok Doğu Karadeniz bölgesi çok etkilendi, Marmara bölgesi çok etkilendi. Dolayısıyla sizin de hatırladığınız gibi o zamanın Sanayi Bakanı Cahit Aral sanki hiç radyasyon ülkemize gelmemiş gibi çok rahat bir şekilde fındık yiyebileceğimizi, radyasyonlu çayların olmadığını ve çay içebileceğimizi söyledi. Doğu Karadeniz'de maalesef şu anda en az 3-4 kanserli vakan oluşumun bir nedeni buna bağlıyor uzmanlar ama aramızda tarif odasının başkanı Gayet
Halit Bey var, Tabip Odası'nın üyesi Doktor Gülhan'ın var. Sağlıkla ilgili kısmı biz onlara bırakmak istiyoruz. Artış var. Türkiye'de insanların en sık öldüğü hastalık aslında kardiyovasküler sistem dediğimiz kalp ve damar hastalıkları. Ama Karadeniz bölgesinde kanserler birinci sırada. Şimdi bu kanseri direkt Çernobil'de ilintilendiremiyorsunuz. Çünkü verileriniz, sağlık kayıtlarınız doğru tutulmuş değil. Eğer baştan Çernobil'den öncesini elinizde doğru kayıtlarınız olsa bunu değerlendirebilirdiniz. Aslında öyle kanunlar bir önerimiz var ama bilim olarak buna işte bu kullandık diyemiyoruz ne yazık ki. Ama en sık ölüm nedeni diğer bölgelerden farklı Karadeniz'de kanser ne yazık ki. Şimdi benim sorum özellikle Çernobil'den sonra tiroid kanserlerinde büyük bir artış olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü değerli bir bilim örgütü olmasına rağmen onda bile verilerin saklandığı konusunda endişelerimiz var diye. Çernobil'in sağlık etkileri hep küçümsendi. Hatta internette Çernobil'de 8 kişinin öldüğü yazıyor. Yani burada nükleer santralin tanıtım bürosunun müdürü biz İçeri giren Rus mühendislere Çernobil'den sakat kalmış çocukların fotoğrafını gösterirken doktor hanım siz biliyor musunuz Çernobil'de kaç tane çocuk, kaç kişi öldü? Yani o internetten öğrendi, o 8 lafına getirmeye çalışıyor. Bizim onlara söylediğimiz şey şuydu, bir kişi öldü, o da bizim çocuğumuzdu ya da sizin çocuğunuz olabilirdi. Yani bu rakamlar üzerine çok fazla takılmamak lazım. Yani bu radyasyonun insan bedeni üzerindeki ölümcül etkisini ve genetik etkileri zaten bilim olarak kanıtlanmış. Beyefendi de dediği gibi bu 8-10 nesil sonra ne yazık ki herkes çok daha bekliyorduk. Şimdi olay günü tiroid kanserlerindeki artışla ilgili sormak istiyorum. Eğer insanlara iyon tableti dağıtılırsa böyle bir felaket sırasında tiroid kanserine yakalanmadığını biliyoruz. Sizler mesela iyon tabletine ulaşabildiniz mi? Orada çalışan birisi olarak. Ya da oradaki halka bunun dağıtımı nasıl oldu? İnsanlar birbirlerine buna ulaşabilmek için. Birinci sorun bu. İkinci bir yerde okumuştum. 1 Mayıs o zaman ulusal bayram Sovyetler'de o zaman. 1 Mayıs şenliklerine kadar, kutlamalarına kadar insanlardan bu için gizlendiği söylendi. Bu o zamanki atmosfer nasıldı? Yani insanlar neyle karşılaştıklarını biliyorlar mıydı? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. İnan tercihini yapan kadar kısa bir yorum yapabilir miyim? Hocam öncelikle Çernobil felaketinin sadece Beyaz Rusya ve Ukrayna'yı etkilediği açıkça bir yanılsamadır ya da bizi yönlendirmeye çalıştıkları bir yanılsamadır belki de. Çünkü aslında felaketten yayılan sezyum %53'ü Avrupa ülkelerine gitti. %8'i bu neredeyse tamamı Türkiye, %8'i Türkiye'ye gitti, %3'ü de Kuzey Yarımküre'deki diğer ülkelere gitti. Yani aslında sadece o bölgeler değil, dünyanın kuzey yarımkürenin neredeyse tamamı bu radyoaktif sertliklerden çok ciddi şekilde etkilendi. Sizin yaptığınız yorum da çok doğru. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün felaket bir 25. yıl raporu var.
Ama bunun tek sebebi aslında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir anlaşmadır. 1960'lı yıllarda ve Dünya Sağlık Örgütü radyasyona karşı uyarıda bile bulunamamaktadır şu anda. O mevcut anlaşmaya göre. Это печально первый вопрос насчет йодовых таблеток. Да, нам давали, конечно, таблетки. Вот. И сейчас многие ликвидаторы, да практически все, один перевар, принимают йодварин, да и не только йодварин. Я не буду ходить показывать пальцем других, я на своем примере вам скажу, что Ну, как вы знаете, летчики это абсолютно здоровые люди, поэтому диагнозов у меня никаких не было, когда я летал. Ve adeta biliyorsunuz ki pilotlar dünyanın her yerinde en sağlam kişiler buluyorlar. Ve o yüzden ben uçuş sırasında benim hiçbir problemim yoktu. Я занимался дистиборием, военным дистиборием. Вот. И никогда не думал, что у меня здоровье может пошатнуться. Но сразу же после ликвидации аварии на ЧАЭС нас всех отправили в госпитале, где я получил первые свои диагнозы. О замана кадар бен гюреште, юзмейде, би она кадар би спор мейде uğraşıyordum. Ama ve bundan sonra o zamana kadar hiçbir hastalığım yoktu. Ama Çernobil'den sonra bizi hastaneye götürdüler ve orada ben ilk kez kendime bir diagnoz koydum. Ama потом инвалидность связана с Чернобылем. Совсем вытекающие отсюда последствия. Daha sonra ise Çernobil'le alakalı bir sakatlık derecesi verildi ve bundan da artık bir hastalıklar duyulmuş. На данный момент я 2-3 раза минимум в год ложусь в радиационный центр на обследование и принимаю капельницы, мне чистят. Bugün için onu söyleyebilirim ki yılda en az 2-3 defa hastaneye radyasyon merkeze yatıyorum ve orada da yani her seferinde serumlarla, ilaçlarla tedavi görüyorum. Поверьте мне, что так хочется быть здоровым абсолютно таким, каким я был до апреля 86 года. Ve onu söyleyebilirim ki o 86. yılın Nisan'ına kadar olduğum gibi sağlam olmayı çok istiyorum. А вот второй вопрос очень сложно, я вам сразу скажу, но я на него все-таки отвечу так, как я думаю. İkinci sorunuz biraz daha zor ve ona cevaplamak da biraz zor, ama mümkün kadar cevaplamaya çalışacağım. Преступное отношение того правительства к своему народу. O zamanki devlet mensuplarını kendi milletine olan bu cür yaklaşımı çok yani cinayet gibi bir şey. Это тогда всем руководила Москва. O zaman her şey Москва. И когда Шабицкий, первый секретарь, позвонил в Москву и объяснил обстановку, то ему была команда проводить демонстрацию, посвященную 1 мая. Ve o zamanki Ukrayna'nın başkatibi Moskova'ya telefon açıp durumu anlattığında, Şevitski anlattığında ona 1 Mayıs şenliklerinin devam etmesinin gerektiğini emrini verdiler. Milyon людей, как обычно, вышли на демонстрации, но в Украине, под радиационной облаком. Milyonlarca insan radyoaktif bulutların altında o zamanki şenliklerde yer aldı. Я вам скажу больше. 2 мая проводилась Белогорка мира, которую тоже не отменили. И люди тоже вышли встречать белогорщиков.
katedrale sonra olmadı. Hatta 2 Mayıs'ta bile şenlikler devam ediyordu. Ve 2 Mayıs'ta bile o toz bulutunun altında insanları, milyonlarca insanlar orada hala şenliklerde yer alıyor. Впоследствии первый секретарь Щербинский покончил жизнь. Bu durumdan, bu olaylardan sonra ise o zamanki Ukrayna kendi Щербинский kendini intihar etti. Он не мог сказать нет Москве. O Москва'ya yok diyemezdi, hayır diyemezdi. Я ответил второй вопрос. Давайте вопрос. Evet, başkanım buyurun. Soru ayrı bir sorumuz Alper Bey. Ben de Alper Bey. Evet, ben de bu toplantıyı düzenleyenlere, sizlere getirenlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sağlık doğuştan bir hak. Biz hekimlere düşen de bu hakkı yaşadığı süre boyunca o insanlara sunabilme konusunda çaba sarf ettik. Gerek hastalık konusunda gerek de hastalık başladıktan sonra. Şimdi sivil toplum örgütlerinin toplumdaki yeri kendi örgütlerinin görevlerini, sorumluluklarını, gücünü koruyabilmek. Gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerde hakikaten bir siyasi ve sivil toplum örgütünden herhangi bir birey veya sivil toplum örgütünün içindeki direkt görev alan yönetilen kişilerin yan yana geldiğinde inanmak ve inandırıcılık kesinlikle sivil toplum örgütünden yok. Ama bizim toplumumuza bakıyoruz. Hakikaten bu üzücü bir şekilde siyasiden yana. Burada da herhalde biraz daha bilinçlenmemiz, bilgi birikimimizi artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şurada toplanan herkesin bir fedakarı. Ama üzüldüğü gibi konuyla paylaşmak istiyorum. Şurada çalan telefonlar hakikaten üzücü. Onun için dinleyenlerin de dikkatini dağıtmıyorum. Nükleer kaza olalı 27 yıl oldu. Bugün onun yıl dönümü. Hala bu kazanın ciddiyetini nedense bizim toplumlarda kabul ettiremiyoruz. Veya inandıramıyoruz diye düşünüyorum. Veya ciddi bakım diye düşünüyorum. Ve bu salonun tıklım tıklım durmasını bekliyorum. Nakide çok muhteşem bir kalabalık diye düşünüyorum. Yani uzun yıllarda meydana çıkacak olan hastalıkların kısa sürede görülmemesi sanıyorum ki bu katılımı azaltıyor gibi geliyor. Ben değerli katılımcılar, Ukrayna'ya gelen değerli konuklar, hakikaten şuradan bakan bir slide görmek istedim. Yani o dönemde Ukrayna'da yaşanmış Çernobil'deki o kazanın görüntüleri, 10 yıl sonraki görüntüleri, 20 yıl sonra görüntüleri ve şu anki görüntüleri şüphesiz ki gözümle görmek istiyordum. Herhalde o konuda bir iletişimden dolayı getirmedi ya yasak mı bunu da bilmiyorum. Sorularını sonra soracağım ama bize size yansıtılması gereken, verilmesi gereken şu ki hakikaten nükleer santral ve nükleer sızıntı telafisi olmayan ciddi mi ciddi hastalıkları tek de tek nedir. Başta şu çok önemli. Ya huzursuz yaşamak böyle sürekli kaygı duymak, stresle yaşamak insanın yaşamında en büyük ızdırap değil mi? Şimdi düşünün, Akkuyu'daki nükleer santralin çevresinde olan insanlar huzursuz değil mi? Stresli çok huzursuz. Biz de burada huzursuz değil miyiz? Stresli çok huzursuz. Bizim en büyük huzursuzluğumuz şu, biz gelecek kuşağa Akkuyu'ya nükleer santral yapılmış olarak devletle huzursuzluğunu yaşıyoruz. Daha önce bir toplantıda da söylemiştim. Kızılderili'nin çok güzel bir sözü var. Doğa diyoruz size torunlarınızı anlayın ki onu aldığınız gibi verin. Biz onun aldığımız gibi verememenin üzüntüsünü
odam adına da söylüyorum, mesleğim adına da, branşım adına da söylüyorum ki teslim edelim. Branşım çocuk hekimliği. Hakikaten çocuklarda konuk da bahsetti, değerli konuşmacılar da bahsetti. Tedavisi mümkün olmayan sakatlıklar olur. Çocuklarda lösemi hastalıkları, kan, kanser hastalıklarında şiddetli bir şiddetli artış oran olarak. Şimdi meme kanseri, tiroid kanseri bahsedildi. Bu bugün olup bitmiyor ki. Yüz yıllarca devam edecek. Şimdi bunun sorumluluğunda gerekli direnci, gerekli mücadeleyi gösteremediğinden biz devam edecek miyiz? Alacağız. Belki bizler yarın öldüğümüzde mezarımızda kendilerimiz sızlamayacak mı? Sızlayacak. Onun için biz elimizden geldiği kadar bu mülkiye sanatların yapılmaması konusunda direncimizi gösteriyoruz. Görüşümüzü, düşüncemizi sağlık açısından ciddi tehditlerle her ortamda, her şekilde paylaşıyoruz. Şimdi bir diğer konu şu. Evet, günlere bakıyoruz, işte sigarayı bırakmak üzere, işte günlere bakıyoruz, yeşil aydın, günlere bakıyoruz, işte yerim anlık etmiyor, günlere bakıyoruz, işte bayrak günü, kitap okuma günü. Peki, şu 26 Nisan, dünya nükleer santrale karşı gelme günü diye bir girişim yapılabilir mi? Bir aklıma geldi, sormak istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hakikaten önemli bir ihtiyaç olması lazım. Konuma da sormak istediğim sorular şu. Acaba o Çernobil'in çevresinde ne kadar alan kesinlikle insanlara kullandırma yasağı getirdi? Yani ciddi olarak nasıl algılanır? Bir de şunu sormak istiyorum. Hakikaten ulusal verileri, yani Ukrayna'daki ulusal verileri, sağlık verileri özellikle bize şu yıllardır söylediğimiz desteği veriyor. Yani toplumda ciddi bir şekilde sakatlıklar var, oran şu. Ciddi şekilde kanser oranı şu kadar. Yani bariz olarak bu Ukrayna'daki sağlık ürünü bunu seslendiriyorum. Seslendiriyorsa ben onu duymak istiyorum ne ciddiyete. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki direniyoruz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Tekrar olmaması açısından bir tanesi zaten tercih edilir. Ama yani şu manada rakamları verebilirim. %53 oranında damar ve kalp hastalıkları. Sonra ikinci olarak kanserler. Üçüncü sırada genetik bozukluklar. Zannedersem dördüncü sırada da bağışıklık sistemi hastalıkları. Belki o iki tanesinin içine giriyor olabilir mi? Ayrı mıdır? Ayrı değil. Yani yüzdeler bu şekilde. Ve tabii ki kanserlerde sürekli bir artış var. Ama tam rakamları bilmiyorum. Hani Nikola biliyor mu? O da bilmiyor herhalde ama. Определили 30-километровую зону радиусом 30 километров от эпицентра и признали ее, что там жить нельзя. Все дело в том, что если определили бы ее радиусом больше, то тогда бы пришлось выселять очень много населенных пунктов, людей размещать. Украина просто с этим не справилась. Radyosu alırlarsa artık daha çok şehri, daha çok kasabanı tahliye etmekle yüzleşmesi olacaklar. Ukrayna ise o dönem için bununla karşı karşıya kalamaz. Yani bununla üzerinden, bunun altından kalamaz. Могу вам сказать только что до сих пор по Украине есть такие пятна, где люди не должны жить.
И не только в Украине, и в Белоруссии, и в Европе. Я не исключаю, что одно из пяти, может быть, несколько выпали и есть здесь солнце. Sadece Ukrayna değil, Beyaz Rusya'da, Avrupa'nın bazı kısımlarında da çok fazla atıkların geldiği noktalar var. Ve söyleyebilirim ki belki de Türkiye'de de en az bir iki böyle bir nokta olabilir. Большому сожалению, эта информация засекречена. Ne yazık ki böyle bilgiler hepsi çok gizli. Ali Bey, ya aslında ilk şey soracağım da Doktor Bey aslında söylemek, sormak istedikleri şeylere cevap verdi ama şunu ben öğrenmek istiyordum. Bugün gerçi en son konuşmasında da ne kadar alan doğa açısından artık kullanılamaz durumda. Yani 30 kilometrelik alanda insanların yaşaması yasaklanmış ama daha ne kadar alanda doğanın tahribatı ne durumda? Mesela yeşil alanların durumu ne durumda? Bu konuda somut bilgiler var mı? Bunu bilmek istiyordum. Biliyorsunuz yani insanların doğaya ihtiyacı var. Doğanın insanlara ihtiyacı yok. Siz doğayı tahrip ettikçe siz de sağlıksız yaşamaya devam edeceksiniz. Bu anlamda da Ukrayna'daki en azından 30 kilometrenin çok çok daha fazlasında yaşanamaz bir durum var. Bu durum hakkında biraz somut bilgiler verirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Soru anlaşıldı. Soruya para. Dağcılık gibi Danimarka'dan daha büyük bir alan, 150 bin kilometre karelik bir alanda şu anda tarım yapılamıyor. Bu Beyaz Rusya'nın %20'si, Ukrayna'nın %8'i Rusya'nın da belli bir bölümünü teşkil ediyor ama tabii bunun yarattığı aynı zamanda toplumsal tahribat da var. Çünkü bu bölgeler aslında hem Ukrayna'nın hem Beyaz Rusya'nın tahıl depoları. Yani insanların bütün ülkeyi besleyen alanlar. Ama sadece Ukrayna ve Beyaz Rusya ile bitmiyor. Mesela İsveç'te belli bölgelerinde hala da rengeyi yenemiyor. Ya da Almanya'da, Northern Westfalia'da yaban domuzu avladığınızda yiyemiyorsunuz. Mantar çeşitlerini yiyemiyorsunuz. Fransa'da keza öyle. Belki Türkiye'de yani ciddi bir sezyum araştırması yapsaydı Karadeniz bölgesinde benzer sonuçlara ulaşabilecektir. O yüzden hani çok yaygın bir şekilde keza İngiltere'de de koyunlarla ilgili belli engeller var. Çok yaygın bir çevrede kuzey yarımkürenin neredeyse tamamında belli bölgelerde böyle kullanılamaz kaynaklar ya da alanlar var. Teşekkür ederiz. Zülfü Hocam. Değerli arkadaşlar, emperyal statüleri sistemin aymazlığı ve doymazlığı önlenemez ise dünyada insanlık daha çok yükle felaketle yaşayacaktır. Eğer değerse, bunların bir sıkıcı, böyle bir sıkıcı, ancak bende çok temel bir çelişki var. Sovyetler Birliği'nde nükleer santrali yapıldığı dönemde Sovyetler Birliği'nin dünya sosyalizmin odağı olduğunu iddia ettiği dönemlerdir. Yani sosyalist bir ülke nükleer santrali yapıyor. Bu bir çelişki değil bence. İki, Sovyetler Birliği'nde özellikle Brejnev, Khrushchev revizyonistlerinin olduğu dönemde Sovyet Bilimler Akademisi'nin yayınladığı dörtlü bir tezi vardı. Sosyalizm dünyayı kaymak için. A. Kapitalist olmayan yoldan kalkınlar. Barış mı geçti? İleri demokrasi. Emperyalist odalarda emperyalizmi yaş etmek. Acaba o zamanki Sovyetik yapı emperyalistler emperyalist pazarda yarış etme tezi için mi? Ki bence öyledir. Bu nükleer santralleri yaptı. Bu bir aymazlık değil midir? O zamanki Sovyetler Birliği'ne emperyalist mi diyeceğiz? Teşekkür ederim. Yani hocam aslında asıl sıkıntı yine hani hakikaten parmakla emperyalist dediklerimizden kaynaklanıyor. Bu aslında hani Khrushchev'de, Brejnev'de nükleer silahları azaltmaya çalışırlar. Hani tabii ki onların da çok ciddi suçları vardı ama Amerika sürekli nükleer